Peki Türkiye'nin durumu şu an itibariyle ne? Türkiye'nin iki tane döviz kaynağı vardır temelde. Bir ihracat. İhracat ithalata göre çok daha yavaş bir hızla artıyor. Yani oradan çünkü mal sattığımız ülkeler de krizde. Avrupa krizde. Üstelik artık Türkiye'den hiç kimse haz etmediği için rakiplerimizden mal alıyorlar. İhracatçılarımızın durumu çok zor. Ama asıl belamız turizm. Biz her sene, geçen yıl bakın 35 milyar dolar turizmden para kazandık. Ve bu 35 milyar dolarla cari açığımızı kapattık. Bu sene hemen hemen %10'una inmiş durumda. 30 milyar dolar zarardasınız. Üstelik bir de Tayyip Bey'in damadı Berat Albayrak, yani iktisat bir öğrencisinin yapmayacağı bir hata yapıyor. Elinizde Merkez Bankanızdaki rezervleriniz çok az. Bunlar kuru tutmak için her gün döviz satıyorlar. Her gün. Merkez Bankası'nda rezerviniz belli. Şimdi Merkez Bankası esnaf olarak düşünün kendinizi. Bakkal dükkanınız var. Yanında kasap var, tuhafiye var, bilmem ne var. Kasaptan 10 bin lira alıyorsun. Tuhafiyeden 15 bin lira alıyorsun. Kasa 25 bin lira koyuyorsun. Ondan sonra bu kasadındaki 20, kendi paranla birlikte o 25 bini 20 bini harcıyorsun. Sorduklarında benim kasamda 5 bin liram var. Hayır kardeşim, senin kasan eksi 20 bin lira. Merkez Bankası'nın şu an durumu şu. Merkez Bankası'nın kendine ait rezervleri vardır. Bu tükendi. Bunun üstüne iki kaynak daha var. Bankalardan aldığı swap, yani bankaya Türk lirası veriyor, dövizini emanet alıyor veya başka ülkelerden Katar ve Çin olmak üzere Türk lirası verip dövizimi alıyor. Bunları da satlar. Şu an Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 35-40 milyar dolara geldi. Yani kasada para yok. Bir de başkasının emanet parasını harcamışız. Üstüne demin dediğim şeyle birleştirirseniz turizm geliriniz yok, ihracat gelirleriniz çok düşmüş ve piyasayı paraya boğduğunuz için de ithalatınız patlamış. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu döviz krizidir. Şimdi 6.86'ya kuru çapalamış durumdalar. Yarın öbür gün ithalat için döviz lazım olduğunda zaten ilk işaretler geldi. 700 kalem mala gümrük vergisi getirdiler. Niye? Çünkü ithalata gönderecek para yok. Şu an Türkiye ekonomisi büyük bir uçurumun kenarında duruyor. Ve şu ana kadar şansımız Mayıs ayında bankalarımızın borçlarını rollover etmesi. Yani bankalar yurt dışından borçlanabildiler. Ama hangi maliyette? %6, %7 görünüyor. Ama şunu da söyleyeyim, devlet borçlanması için de böyle. CAPS dediğimiz bu bir takım masraflar 1-2 puan da krediye yazıldığı için 8-9 da borçlanıyoruz neredeyse. Dünyada faiz ne? Dünyada faiz sıfır. Bu fakir halk kazandığı, zorla elde ettiği 3 kuruşluk dövizi de yabancıya faize veriyor. Şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bana diyorlar ki suratın çok asık, ya deminki laftan sonra nasıl şey yapayım, yani bu Mustafa Kemal Atatürk'e edilen laftan sonra, hani çünkü birkaç mesaj aldım onu da söyleyeyim. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iliklerinde kalan son varlıklar satılıyor. Bu varlık fonu üzerinden. Varlık fonu bir iflas fonuna dönüştürüldü. Çünkü artık elimizde döviz yok. Ben daha iyi bir tablo çizmek için uğraşırdım. Ama bütün iktisadi karar birimlerine bu tabloya bakmalarını rica ediyorum. Bugün işsizlik açıklamışlar. Ya bugün işsizlik düştü diyorlar. Allah aşkına, pandemiden çıkmışız. Net işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekoru %30. %30. Böyle bir şey görülmedi. İktisadi krizde bile, 2002'de bile %10, %11'de rekordu, bunları getirdi. Bunlar seçim kazanabilirler mi %30 işsizliğin olduğu yerde? Üstelik çalışanlarımıza tamam %30 işsiz. Kalan %70 nasıl çalışıyor? Yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor ki asgari ücret açlık sınırının altında. Bakın, çalışanlarımız da aç. Zaten %30 işsizlik var. Bunu hiçbir hükümet taşıyamaz. Tayyip Bey ve ekibi bunu görüyorlar. Onun için yapacakları şey şu. Ayasofya ibadeti açıp CHP'nin buna karşı çıkmasını bekleyecekler. CHP buna karşı çıkacak. Bunun üzerinden kutuplaşma yaratacaklar. Baroya baskı yapacaklar. Yarın öbür gün daha keskin işlemler yapabilirler. Bizden tutuklamalar dahi olabilir. Amaçları şu. Belli ki bu ekonomik göstergelerle, bu sosyal göstergelerle bu iktidar gidiyor. Ama gitmeye hazır değiller. Çünkü arkalarında çok kirli bir şey bıraktılar, geçmiş bıraktılar. Darbesinden yolsuzluk araştırmalarına kadar çok bizim bildiğimizin belki 10 katını kendileri biliyorlar. Bu korkuyla hareket ettikleri için de Türkiye siyasetiyle ilgili
önümüzdeki dönemde bu ülkeyi seven herkesi söylüyorum. Bu ülke ele geçirdikleri devlet aracılığıyla da karıştırılacak. Onun için önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne ve seçmenine sesleniyorum. Önümüzde siyaseti alt üst edebilecek bir şok doktrini uygulanabilir. Bu işten sabırla çıkmak zorundayız. Eğer biz bu ülkenin kurucularına layık olacaksak şu gün yapmamız gereken sabır ve bize benzemeyen insanların gönlünü kazanmak. Nerede oldu? İsmail Saymaz'ın bir sorusu var. Dinliyorum. Bey, bu halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akınçağlar'la ilgili tartışma hala devam ediyor. İstersen şöyle yapalım İsmail. Nasıl yapalım? Onun soru şöyle, bir dakika. Ben o soruyu sona bekletiyordum. Öyle mi? Sen o arada onu sorunca. Şimdi o zaman madem İsmail Saymaz konuyu açtı, ben bir giriş yapayım. İsmail gene sorusunu sorsun o zaman. Şimdi kamuoyunda bugün çok tartışıldı. Köşe yazıları da yazıldı Aykut Bey. Sizin daha önce yaptığınız bir basın toplantısında söylediğiniz cümleler aynen şöyle. Ziraat Bankası'nda seri kredi yolsuzluğu bize iletilmiştir. Bu konuda bize bir yıldır süren ihbarlar söz konusuydu. Bu ihbarlar sanıyorum Sayın Ali Babacan ve Sayın Başbakan'a da iletilmiştir. Bu ihbarlar yüzünden eski yönetim, yani Can Akın Çağlar yönetimi görevden alınarak Sayın Hüseyin Aydın yönetimi göreve de gelmiştir diye başlayan ve daha sonrasında da Ziraat Bankası'nda o döneme ilişkin nasıl bir kredi yolsuzluğunu olduğunu anlatan bir basın toplantınız var. Yanınızda da Oğuzkan Salıcı ve Sezgin Tanrıkulu var. Galiba Sayın Tanrıkulu o dönem genel başkan yardımcısı. Bugün de şöyle bir açıklama diyorsunuz. Bunu da söyleyeyim, ondan sonra İsmail sorusunu formüle etsin. 2012 yılında Ziraat Bankası'nı denetleyen KİT komisyonu üyesiyken bana kapsamlı bir rapor ulaştı diyorsunuz. Rapor Can Akın Çağlar'ın bazı kredilerde usulsüz işlemler yaparak bankayı zarara soktuğunu iddia ediyordu. Raporda yer alan iddialar belgeli ve ciddi olduğu için Can Bey'i hazineden tanımama rağmen hiçbir ayrımcılık yapmadan dosyayı açıkladım. Bir süre sonra Can Bey beni aradı ve görüşmek istedi. Can Bey bu uzun görüşmede iddialara tek tek cevap verdi. İlerleyen aylarda beni Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir savcı aradı ve görüşmek istedi. Savcı bu görüşmede TBMM'de yaptığım konuşmayı ihbar kabul ederek soruşturma başlattığını söyledi. Ayrıca açıklamalarım dolayısıyla BDDK, Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda soruşturma başlattığını öğrendim diyorsunuz. Gürkan, her iki açıklama böyle İsmail. 30 saniye izin alabilir miyim? Ben soru sormayacağım. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Hem Aykut'tan hem İsmail'den özür dileyerek sonra İsmail sorusunu sorsun. Can Akın Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanmasından sonra tam 4 gündür bana da yandaş medyada ahlaksızca saldırıyor. Ha, sen de tweet silmişsin. Şundan onu söyleyeceğim. 1. Can Akın Çağlar'la ilgili o açıklama 2012 yılında yapıldı. Ben 2012 yılında milletvekili değildim. Gerçek Gündem adlı internet sitesinin sahibiydim. 2018 yılının Temmuz ayında Gerçek Gündem sitesini Ozan Buz'a devrettim. Ozan Buz bu siteyi aldıktan sonra bir mali krize girdi. Mali krize girdiği için de server dediğimiz bütün arşivin tutulduğu hizmetin parasını ödeyemedi. 7500-8000 TL gibi bir şeydi ve bu yüzden yaklaşık 300 bin haberin olduğu o arşiv tamamen silindi. İçinde benim yazılarım da var, silinenler arasında. Sen de o dönem yazıyordun, onlar da var. Hiç kimseyle ilgili bir haber kalmadı. Tam 4 gündür bana ahlaksızca efendim haberi sildi, Can Akın Çağlar atandıktan sonra sayfayı ortadan kaldırdı diyorlar. Bir, siteyi ben yönetmiyorum. 2. O arşiv 2018 yılında silinmek zorunda kaldığı için tüm haberler kayboldu. Şimdi bana bir haftadır saldıran o ahlaksızlara bu cevabımı da yayınlamalarında istiyorum. O konuyla ilgili tweetim tweette duruyor. Peki. Onu da söyleyeyim. Peki. Sen nasıl formüle ediyorsun Aykut Erdoğan'a? Ben soru soracağım. Etmiyorum. Birbiriyle bağlantılı birkaç sorum olacak Aykut Bey. Birincisi, hala 2012'deki iddialarınızın arkasında mısınız? Bir diğeri, Ekrem İmamoğlu bu atama kararını alırken zannedersem size danışmış. Nasıl bir diyalog geçti aranızda? Ayrıca bugün öğrendiğimiz kadarıyla Kemal Bey de sizinle bu hususta görüşmüş.
Nasıl bir görüşme yaşandı? Bunlardan bahsedebilir misiniz?